Haberyapı.com izleyicileri merhabalar. İSMOB 2016 fuarındayız. Tepe Home standındayız. Tepe Home Genel Müdürü Aykut Coşan'la birlikteyiz. Coşkan, merhabalar. Teşekkür ederim. Coşkan'la birlikteyiz. Merhabalar Aykut geldiniz. Bey. Hoş bulduk. Biliyorsunuz 12. kez düzenleniyor. İlk defa TÜYAP'ta düzenleniyor. Geçmiş senelerde Yeşilköy Fuar Merkezi'ndeydi. Bu sene fuarımız burada düzenleniyor. Ve çok güzel ilgi, hareket çok fazla. İlk başta Beylikdüzü insanlara uzak geliyor ama burası fuar merkezi. TÜYAP bu konuda çok başarılı, çok güzel bir çalışma yapmış. MOSTER'le organize edilen bu fuarda yaklaşık 250 tane marka var, kıymetli marka var. Biz MOSTER üyesiyiz zaten. İşte Tepehome olarak da zaten 46 yıldır mobilya sektörünün içerisindeyiz. Ankara kuruluşuyuz biz, Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteriyoruz, bir vakıf şirketiyiz. Tabii ki ticaretteki ana amaç para kazanmak olmakla beraber Tepehome'un ana gayesi karını Bilkent Üniversitesi'ne aktarıp birkaç tane daha fazla burslu öğrenci okutmak, eğitime katkı sağlamak. Çok güzel bir standımız, ilgi çok fazla. Biraz evvel tasarım yarışması yapıldı, MOSTER tasarım yarışması yapıldı. 6 dalda düzenlendi. 2 dalında Tepehome birincilikleri aldı, ödülleri aldı. Bu bizim için bir onur. Tabii bu konuda destek olan, tasarımların yapımında emeğe geçen, özellikle Ar-Ge ve Tasarım Direktörlüğü ekibimize, çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki mobilyada farklılığı yaratmak, farklılığın hem tüketici tarafından hem bayi kanadından, müşteri kanadından farklılığını ancak siz tasarımla belirtebiliyorsunuz, tasarımla gösterebiliyorsunuz. Biz tasarımlarımızdaki farklılığımızla bu algıyı yaratmaya çalışıyoruz. Tepehome yaklaşık 35 tane mağazada faaliyette. Bunun 8 tanesi kendi mağazası. Geri kalan 27 tanesi de franchise bayilik sistemiyle çalışıyoruz. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde faaliyetteyiz. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir'de kendi büyük mağazalarımız var. Ama İstanbul'da Anadolu tarafında gene Ataşehir'de ve Maltepe'de 2 tane bayimiz var. Burada Beylikdüzü'nde bayiliğimiz var. Yani müşterimizin çok rahatlıkla ulaşabileceği noktalarda olmaya çalışıyoruz. Bununla beraber de fuarda bu sene bizim ana hedefimiz ihracat müşterilerine odaklanmak. Çünkü Tepehome geçmiş dönemlerde yapmış olduğu ihracatı 2015 yılı içerisinde yavaşlatmış. Biliyorsunuz Türkiye'nin de ihracat rakamlarına baktığımız zaman ihracatın rekor kırdığı 2014 yılında 158 milyar dolarlık bir ihracat yapılmasına rağmen 2015 senesinde bu 13 milyar dolarlık bir düşüş sergilemiş. Bundan Tepehome da etkilenmiş. İşte benim acizane göreve gelmemle beraber Mayıs ayından itibaren Tepehome'da bir yenilenme sürecine girdik. Hem mağazalarımızda, hem ürün gamımızda, hem personelimizde, kadrolarımızda. Bununla beraber biz hedef büyüttük. Bu sene mobilya sektöründe ortalama beklenti %13-12 aralığında bir büyüme var. Sektör %12-13 büyürken Tepehome olarak biz bu sene %25'lik biz hedefimiz var. Bunu da işte hem ihracatla hem iç pazarda hem yeni tasarımlarımızla cirolarımızı artırarak göstereceğiz inşallah. Peki tasarımlarınızı neye göre belirliyorsunuz? Yani talepler doğrultusunda mı belirliyorsunuz? Tasarımlarımızı özellikle genç arkadaşlarımızın bu konudaki ufuklarına bağlıyoruz. Bir de tabii inşaat sektörünün çok hızlı büyümesi Türkiye'de. 1+1, 2+1 stüdyo tipi evlerin oluşumu, loft dairelerin oluşumu, onlara uygun mobilyalar üretmeye çalışıyoruz. Tabii burada hem dünya trendlerini takip ediyoruz. Daha evvelden bizler yurt dışlarına gidip, özellikle İtalya'ya, Çin'e gidip oradaki ürünleri beğenip, oradaki ürünlerden esinlenip buradaki arkadaşlarımıza tasarım yapmalarını öneriyorduk. Onlara ipuçları veriyorduk. Ama görüyorum ki şimdi Türkiye'de tasarım özellikle üniversite